Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bayram yaklaşıyor. Bayağı heyecanlıyız. Arka taraftan videomu çekiyor şu an arkadaşlar. Ben de onları çekeceğim. Ben de seni çekiyorum. Evet, ben de sizi çekiyorum şu an. Video çekerken arkadaşlara yakalandık. Şimdi başka heyecan olacak mı hayatımızda? Hadi bakalım. Evet. Bu video bol heyecanlı olacak gibi. Trafik de bayağı karışık. Çevre yoluna çıkalım, yol bir rahatlasın, rahat rahat videomuza başlayalım. Sağdan hızlı gelen bir motorcu arkadaş var. Biz solda kaldık. Şimdi ben sağa döneceğim normalde. Ama virajları da hızlı dönmeyi seviyorum. Problem yok benim için. Normalde yanlış. Evet. Video çekmeye başlayabiliriz artık. Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuzun konusu sol şerit olsun. Bugün bayağı stresli bir gün zaten. Haydi bakalım, sol şeritten yardırarak gidelim bugün. Limitörünü açık hale getireyim. Bak, onu limitörü ne yapalım? Bir dakika, ayarlayayım. 143'e getireyim. Trafik kurallarında ihlal edemediğimiz bir video olsun. Sürekli sol şeritteyiz ama arkamızda bizim yüzümüzden şu an bekleyen, şerit değiştiren yok. Dolmuş, orta şeritte ne yapıyorsun? Bize yol verir mi? Vermez gibi. Biz sağdan gidelim. Burası da sıkışık ki, zorlamaya gerek yok. Şimdi böyle durumlarda trafiğin ilerisine doğru bakıyorum, sağa bakıyorum. Sağ tarafta yavaş giden bir araba var. Sol taraf zaten arkadaş burada. Trafiği şöyle okuyorum, bir kaçış yolu var mı diye. Yok. Yani buradan gitmekten başka çare yok. Şu en sağdaki beyaz araba olmasaydı oradan gidebilirdik de. İşte bu kalabalıklık, hepsi aşağı yukarı bakın aynı hızda gidiyor mesela. Sağa yanaşsalar, orta şeritten de daha hızlı olanlar gitse çok güzel olacak da biz o günleri göremeyeceğiz galiba. Yani sağ tarafta bakın herkes diziliyor arka arkaya. Bu arkadaşlar da halinden memnun değil. Bak, ilk boşlukta adam sola attı kendini. Şu an ileride zaten orta şeritte saçma bir durum var. Şimdi sola katılırken arkamdaki kişinin hızını kesmemek için
bu arkadaşa bayağı yakın giriş yapıyorum içeriye. Arkamdaki arkadaş da bizim yüzümüzden fren yapması. Yani bu hareket doğru mu? Zor da kalmadıkça yapmamak lazım. Ama yapacaksak öndeki arabaya mümkün olduğunca yakın geçip arkadakini rahatsız etmeden yapmak lazım. Ve bir de şimdi bu arkadaşa bayağı yakın geçiş yaptığım için bir de acaba o fren yapacak mı diye onun önüne bakmak lazım. Hızınız ve şeridiniz sabitken sol şerittekileri geçerseniz bu trafik kuralı ihlali sayılmıyor. Yine bakın yakın geçtim. Şu an sağ şerit hiç gözükmüyor. Normalde çat diye çıkmamak lazım. Bakıp o şekilde çıkmak lazım. Bir anda yavaş giden bir arabayla da kafa kafaya denk gelebiliriz. Mesela demin önümdeki arkadaş yanındaki arabayla o sarı kamyonu geçtikten sonra beyaz araba hemen sağa geçseydi benim önüm açık olacaktı. Ben normalde gitmek istiyorum değil mi? Ama gidemiyorum. Adam benim önümde bariyer, engel oluşturuyor. Bak benim gibi şu an sağa geçseydi o dümdüz yolunda gitmeye devam ediyor. Şu an halen orta şeritte gidiyor bu arada. Dümdüz gitmeye benim gibi şu an devam edecekti ve bizden daha hızlı olan herkes ortadan rahatına gidebilecekti. Ama orta çok yavaş olunca ne oluyor? Sinyal vermeden önüme geçmek. Bu yanlış. Ama ileride de yol ayrımından gelen arabayı zaten erkenden fark ettim. Yani şu an sağa geçilmemesi gereken bir zamanda sağa geçti zaten. Şerit değiştirmeden kurtardı yine durumu. Durduk yere beyni de strese soktu, kendi stresi oldu. Aha yakıt seviyesi düşük uyarısı gelmiş. Ya bugün neden kimse sinyal vermiyor? Abi sinyal vermek neden önemli? Ya ayağımı ben senin sinyalini göreyim ki ayağımı zaman da gazdan çekeyim. Boş yere bir de fren yapıyorum. Şu an yapmadım ama. Garip ya bugün. Fahrettin Altay Meydanı'nda da aşağıda merkezde de şey yapıyorduk. Durduk yere sağ taraftan önümüze çıkan kişiye vuracaktık bir de. Neyse. Şimdi mümkün olduğunca sağdan git kuralı mesela. Yol ayrımları varken önceden de söylüyorum ya çok rahat değil. Ama ben sınırları zorluyorum. Şimdi beni izleyen arkadaşlar böyle benim gibi kullanmak istiyor ama ben bakın her videolarda uyarmaya çalışıyorum genellikle. Ben bu kuralı abartarak uyguluyorum. Mesela bak arkadaş normal şartlarda benim arkama geçip beni bekleyip öyle gitmesi gerekiyordu. Adam önümden geçiyor. Beni zora ve sokuyor, strese sokuyor. Yani bak şimdi hemen bir tane yol ayrımı var. Onu geçiyorum, bir tane daha yol ayrımı var. Ve mesela şu an şerit değiştirmem gerekecek. Ama ben orta şeritte sürekli gidenlere o kadar çok ayar oluyorum, o kadar çok gıcık oluyorum ki normalde kullanmam gereken zamanlarda da kullanmıyorum. Bak şimdi bir tane yol ayrımı, ikinci yol ayrımında problem yaşadık, bir tane daha var. Şimdi üçüncü yol ayrımında problem yok ama arka arkaya üç tane yol ayrımı olan yerde de sağdan gitme tabii ki. E peki ortadan giderken ne yapman gerekiyor? İşte senin yüzünden insanlar şerit değiştiriyor mu diye bakman lazım. Arkanda senin yüzünden bir birikme var mı diye bakman lazım. Yani birazcık daha 90'la gitmek istiyorsan 100'le gitmeyi tercih edebilirsin mesela. Önündeki arabayla takip mesafesini koruyabilmen lazım. Ortadan gidiyorsun ama mesela ben 90'la gideceğim diyorsun. Böyle bir şey yok. Önündeki adam 100'le senden gitgide uzaklaşıyorsa arkandaki herkesi 90'a mecbur bırakıyorsun ya da diyorsun ki ben 90'dan daha hızlı olan herkes soldan çıksına zorluyorsun. Yani senin yüzünden herkes şerit değiştirmek zorunda kalıyor. Bak şu an 96 gibi 97 gibi güzel bir hızla kaç dakikadır sağ şeritten gidiyorum ve benden daha hızlı olan herkes şerit değiştirmeden rahatça yolculuklarını yapabiliyorlar. Yani burada birazcık aslında kul hakkı da var. Yani insanlar niye sizin yüzünüzden şerit değiştirsin? Niye sizin yüzünüzden fren yapsın? Bugün sol şeritten gideceğiz diye videoya başladık. Sağ şeritte videoyu kapatıyorum. Siz kendiniz araba kullanırken canınızı sıkan pozisyonlar olduğu zaman sizi zora sokan, terleten ya ben şu pozisyonda kaldığım zaman çok zorlanıyorum dediğiniz pozisyonları bana yazın. Kendimizi o pozisyon içine sokalım. O pozisyon içine kaldığımız zaman ne zorluklar yaşıyoruz, neler oluyor ona bir bakalım. Ve o an
iç sesimizi sizlerle paylaşalım. Sizler o pozisyondan daha rahat nasıl kurtulabilirsiniz? Neler yaparsak daha iyi olur konuşalım. İyi bakın kendinize. Videomu beğenmeyi, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi bakın kendinize. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben de seni çekiyorum. Şu orta şeritte ne yapıyorsun? Bayağı. Evet, ben de sizi çekiyorum şu an.